Sayın Başkanım, değerli hazırım, Kadir Erkaya Sakarya. Şimdi çok önemli bir husus görüşülüyor. Ben de şahsi fikirlerimi iletmek istiyorum. Şimdi Sakarya olarak bizim delege sayımız 10. 3-5 yıldır da düzenli olarak aidatlarımızı ödeyerek bu genel kurullara katılıyoruz. 2 yıl içerisinde 4,5 milyara yakın parayı koymuşum, milyara yakın parayı, 10 tane oy hak kalmışık. Şimdi 11, 12, 15, 18, 25 tane üyesi olan derneklerimiz ve üyelik aidiyetini yerine getirmediği halde kurumun gereği olan ödemeyi yapan, borcu olmayan kulüpten daha dernekten daha fazla söz hakkı elde etmiş oluyor. Benim önerim, çünkü biz bunu kendi derneğimizde uyguladık, üye borcu olan derneklerin oy kullanmaması, 25 sınırının kaldırılması, üye sayısına göre belirlenecek sayıda üye arttırılması, 30 olabilir. Üyesi varsa olsun, aidatını yerine getiriyorsa olsun. Eğer buna böyle bir yaptırım koyamazsak, Allah'a çok şükür, şimdi iki adaylı seçimlerimiz başladı. Yarın öbür gün, inanın ki bir haftada 5 tane dernek kurarsın Sakarya'da, elindeki 400 kişiyle, 500 kişiyle dönerli şekilde üye yaparsın hepsini, getirirsin bu salonda da oy kullandırırsın. Bu çok vahim bir olay olur. Bunun için tüzüğümüzde aidat borcu olan bu. Federasyon da yaşayacak. Yani bunun nasıl ayakta durduğunu, neler çektiğini bu işin içinde olan insanlar, şahit olan insanlar biliyor. Onun için yaptırım olması lazım. Üye aidat borcu olmayıp olmayanı olanlar ezmemesi lazım. Söz hakkı daha fazla olmaması lazım. Çünkü kurumun gereğini yerine getiriyor aidatını ödeyen. Ödemeyene yaptırım yok. Ödemeyen de yapmış üyesini, gelmiş 25 tane delegeyle 2 senedir, 3 senedir aidat ödememiş. Ödeyenden daha fazla söz hakkı ve de yaptırım gücü oluyor burada. Karar alma gücü oluyor. Bu kesinlikle aidat borcu olan derneklerin oy kullanmaması hükmü koyulması lazım. 25 tavan sayısının da iptal olması lazım. Üyesi çoksa delegesi de verilecek oranlarda çok olması lazım. Teşekkür ederim.